Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size bugün sıralı bir model tarif edeceğim arkadaşlar. Yapılışını ve bitişini beraber paylaşmak istedim, beraber yapmak istedim arkadaşlar. Şu şekilde ilk önce yemenimizin tığ battılarını ikişer zincir çekerek gidiyoruz arkadaşlar ve modelimizin yapımına başlıyoruz. İpimizi tığımıza tutturduk arkadaşlar bu şekilde ve tığımızın başına da iki defa doluyoruz. ilk önce tığımızın başına dolayarak başlıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar buraya tığ battının içine şöyle iki veya 3 tığ battı da gidebilirsiniz. 1 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyoruz 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi çektim Bir de 2 defa tığımın başına dalıyorum Aynı tığ battanın içine Tekrar aynı şekilde 1 2 2 2 alarak Yine Bir trabzan yaptım Hem de buraya bir yuva yaptım arkadaşlar Bir zincir çekiyorum ve şöyle küçük denilecek bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Şu büyüklükte bir örümceğimiz oluşuyor. Tekrar iki defa doluyorum. Bir, iki, bir, iki, üç tığ battı atlayıp dördüncü tığ battımın içine bir, iki, iki, iki olarak yine dört seferde aldığım bir trabzan yaptım buraya. Beş zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Ve aynı tığ battının içine 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde yuvalar hazırlıyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi tekrar bir zincir çekiyorum. Şöyle küçük bir örümcek yaparak 2 defa doluyorum. 3 tane tığ battı atlayıp 4. tığ battımın içine girdim. 1, 2 2 2 olarak aldım. Yine 5 zincir. 2 defa doladım tığımın başına ve aynı yuvanın içine, aynı tığ battanın içine girip 1 2 2 2 alarak 4 seferde bu şekilde yuvalar hazırlıyoruz. İlk tığ battanın üzerine yapacağımız sıra arkadaşlar bu şekilde olacak. Biraz daha beraber yapalım arkadaşlar bir zincir çekip şöyle küçük bir örümceğimi yapıyorum ve iki defa tığımın başını doluyorum 1 2 3 4. tığ battıma 1 2 2 2 alarak 4 seferde yaptığım bir trabzan 4 ve 5 zincir iki defa doluyorum aynı tığ battının içine 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Bu şekilde arkadaşlar yine bir zincir, bir örümcek. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 2 defa dolayıp 1, 2, 3, 4. tığ battıma 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Tekrar buraya 5 zincirli yuva yapacağız. 5 zincir iki defa doluyorum. Aynı tığ battımın içine 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde arkadaşlar ilk sıramız devam ediyor. Şu geriye kalan kısmını ben tamamlayayım. İkinci sırada beraber buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2 zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Ve bu yapmış olduğum 5 zincirli yuvanın içine arkadaşlar 1 2 2 olarak aldım bir defa doluyorum yuvaya girip 1 2 2 alarak 3 seferde trabzan yapıyorum 2 2 3 oldu 4 oldu 5 oldu bu şekilde 5 tane trabzanımı yaptım 6 tane zincir 6 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yine bu örümceği atlayıp arkadaşlar 5 zincirli yuvanın içine 1, 2, 2, 3 seferde aldım. Yine 5 tane trabzan yapacağım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Sonra altı zincir, bir defa doluyorum. Yine bu şekilde yuvaya girip bir, iki, iki. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim bir, iki, iki, üç. Bu seferde aldığımız trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Trabzanımızın adedi de beş tane. Beşinci trabzanımı da yaptım bu şekilde. Altı tane zincir. bir defa doladım yine yuvama geçiyorum arkadaşlar 1 2 2 bir defa doluyorum yuvaya girip 1 2 2 1 2 2 bir defa dolayıp yuvada 5 tane trabzana tamamlıyoruz bu şekilde arkadaşlar ikinci sıramızda bu şekilde devam ediyor Yuvalara 5 zincir, kenar aralarına 6 zincir çekerek devam ediyoruz. Yine 6 zincir. Bir defa doluyorum. Buradaki yuvaya girip 1 2 2. Bir defa doluyorum. 3 seferde trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. bu şekilde yuvalara 5 trabzan yapıp 6 zincir çekiyorum bir defa doluyorum bu şekilde arkadaşlar ikinci sıramızı da devam ediyoruz şimdi üçüncü sıramızı da beraber yapalım burayı ben tamamlayayım arkadaşlar Evet arkadaşlar üçüncü sırası için ipimizi tığımızı zincirle tutturduk İki defa tığımın başını doladım bu yapmış olduğumuz arkadaşlar Örümcekler var ya örümceklerden tutuyorum. Tabi bu zincir de içinde arkadaşlar kalıyor. İki kanadından tuttum. Buraya bir, iki, iki, iki olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Tekrar arkadaşlar beş tane zincir çekiyorum buraya. İki, dört, beş zincir. 5 zincirimi tuttum. Trabzanımın arkasından buraya kirpik yapıyorum. Yine arkadaşlar araya bir tane zincir çekelim. Kirpikle trabzanımızın arasına. iki defa doluyoruz. Örümceğin içine girdim. Bir, iki, iki, iki olarak bu şekilde trabzan yaptım. Beş zincir. Kapatıyorum bu şekilde buraya. Bir zincir çekiyorum araya. iki defa doluyorum. Ve örümceğimin arasına girip 1 2 2 2 5 zincir bu şekilde kirpikli trabzanımın arasına girdim 3 tane bu şekilde kirpikli trabzan yaptım araya 2 zincir çekiyorum arkadaşlar 2 defa doluyorum yine bu örümcekli yuvadan iki kanadından girdim tabi zincirlerimiz arada 1 2 2 2 olarak aldım. Bu şekilde. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapattım. Bu şekilde buraya. Bir zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Örümceğimin içine girdim. 1 2 2 2 5 zincir kapatıyorum trabzanıma bir zincirimi çekip iki defa doluyorum yine örümcekli yuvaya girdim bir iki 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 bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor çok da güzel oluyor bu şekilde yine trabzanımıza beş tane zincir çekerek kirpik yapıyoruz bir 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi kirpikli arkadaşlar buraya tutturdum. 2 zincir çektim. 2 defa doladım. Ve örümceğimin içine girdim. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım kirpik olarak bir zincir çekiyorum arasına iki defa doluyorum tığımın başına ve örümceğime girdim bir iki 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 olarak aldım beş zincir kapatıyorum buraya kirpik olarak bir zincirimi çektim iki defa doladım örümceğimin arasına girdim bir iki 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 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım buraya kirpiğimi. Bu şekilde. 2 zincir çektim. 2 defa doladım. Bu iki örümceğimin arasına giriyorum arkadaşlar. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde 4 seferde aldığım bir trabzanım oldu. Yine aynı şekilde 5 zincir. Kapatıyorum 5 zincirimi kirpik olarak buraya. Bir örümceğin içine gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane kirpik yapıyorum. Arasına bir zincir, 2 defa doluyorum. Ve bu örümcekliğin iki kanadından aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi trabzanımızın örümcek, e, kirpik kısmını yapıyoruz. 5 zincir kapattım kirpik olarak. Araya bir zincir, 2 defa doladım. Örümceğimin arasına 1 2 2 2 olarak girdim. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir kapattım bu şekilde. Trabzanların arasına arkadaşlar 1 zincir. Bu örümcek kısma geçerken yani yeni yuva yapımına geçerken bu şekilde 2 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. 1 2 2 4 seferde alarak bu şekilde trabzan yapıyorum. Şimdi şurada geri kalan kısmını da ben doldurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Bu yeşil tonuma uygun sadece sunni ipek ipim vardı arkadaşlar. Bu ton yeşilim yoktu. O yüzden satene göre biraz ince durabilir ama tülbente göre tiril tiril çok hoş duracağına eminim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Çok da hoş bir model oldu. Sıralı bir model. Yapımı da çok kolay ve zarif bir modeli oldu. Tül gibi oldu arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.